Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjan Matematik yayınlarının 2023 hedefe çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, iki haftalık bir ara verdik ama e, kaldığımız yerden yine tam gaz konularımıza devam edeceğiz. Birinci föyü bitirmiştik biliyorsunuz. Şimdi ikinci föydeyiz ve ikinci föyün ilk konusu Analitik geometri. Analitik geometride e, yaklaşık 300'e yakın falan soru var. Böyle tek tek bizzat saydım böyle. KDT'deki soruları da çözeceğim aynı şekilde. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bütün analitik geometrinin konu anlatımını ve soru çözümlerini tamamlamış olacağız. Bilginiz olsun. E, kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. İsterseniz ilk konumuz olan analitik geometrinin ilk kısmı nokta analiti ile başlayalım dersimize. Şimdi nokta analitiğinde bugün 3 sayfalık bu dersimizde 3 sayfalık bir şey işleyeceğiz. Ve toplam yaklaşık 13 tane de soru çözeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi konu anlatımımıza başlayalım. Şöyle bir yaklaşalım. Normalde nokta analitik incelemesi dediğinde bizim işte o kısma girmeden yani alt taraftaki yazılara bakmadan şöyle bir özet geçeyim ben size. Koordinat düzlemimiz var. İşte burası x eksenidir. Burası y eksenidir. Önce kısa bir özet geçiyoruz. Burası birinci bölgedir. Değil mi arkadaşlar? Burası ikinci bölgedir. Burası üçüncü bölgedir. Burası da dördüncü bölgedir. Aynı şekilde söyleyebiliriz. Şimdi koordinat düzleminde bir tane noktamız var. Şimdi noktalar kümesi bizim için koordinat düzlemi olmuş oluyor. Bir tane noktamız var mesela. Bu noktanın nesidir? Koordinatıdır. Noktanın koordinatı budur arkadaşlar. Biz x'e ne diyoruz? Apsis diyoruz. Y'ye ne diyoruz? Ordinat diyoruz. Sürekli zaten biz bu ifadeleri kullanacağız. Noktanın apsisi dediğinizde siz neyi anlarsınız? X'i anlarsınız. Ordinat dediğinizde neyi anlarsınız? Y'sini anlarsınız. Bölgelere baktığınızda birinci bölgedeki noktaların apsisi ve ordinatı pozitiftir. İkinci bölgede apsisler negatif, ordinatlar pozitiftir. Üçüncü bölgede hem apsis hem ordinat negatiftir. Dördüncü bölgede ise apsisler pozitif, ordinatlar negatiftir. Şimdi bu x ekseni olduğuna göre x ekseni tam burası orijin oluyor. Sıfıra sıfır. Şu sağ taraftaki bölgelerde absis pozitiftir. Yani x'in pozitif olduğu taraf. Şurada da x nedir negatiftir arkadaşlar. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz isterseniz düşünebilirsiniz. İşte buralarda y'ler pozitiftir. Yani sıfırın üstünde olan kısım ya da deniz seviyesinin altındaki gibi. Burası da nedir arkadaşlar? Negatiftir diyebiliriz. Eksenler üzerindeki noktalar bölgelere ait değildir. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge dediğiniz zaman eksenler üzerindeki noktaları düşünmüyorsunuz. Atıyorum eksenler hiçbir bölgeye ait değildir. Yani onlar sınırdır. Mesela burası 3'e 0 noktası olsun. Absizin 3, ordinatın 0 olduğu nokta ne birinci bölgedir ne de dördüncü bölgedir. O x eşittir, x eksen üzerindedir. Aynı zamanda biz x eksenine y eşittir 0 doğrusu, y eksenine de x eşittir 0 doğrusu deriz. Neden? Çünkü eksen üzerinde bulunan nokta bir aslında ortak özelliktir. Yani x ekseni üzerindeki noktaların bir ortak özelliği ne var? Y'lerinin yani ordinatlarının sıfır olması. O zaman y eşittir sıfır doğrusu. Hatta zaten şöyle söylüyorum ben. Doğru denklemleri benim için ortak özellik yöntemleridir. Yani o şartı sağlayan noktalar kümesi bize neyi belirtir? Doğruyu belirtir. Zaten o da ne oluyor mesela? Y eşittir. Sallıyorum mesela şimdi. Y eşittir. 3x artı 2 doğrusu. Ben buradan ne anlıyorum biliyor musun? Ordinatı yani y'si absisinin mesela isim vererek konuşursak y'si yani ordinatı apsisin 3 katından 2 fazla olan noktaları bir araya getirirsen aha da bu doğru yol O zaman bu mantıkla ilerlersek x ekseni üzerindeki noktaların ordinatları sıfırdır. y ekseni üzerindeki noktaların da absisleri sıfırdır. Mesela buradan bir nokta sıkacak olursanız siz buraya sıfıra a demelisiniz. Atıyorum size x ekseninde üzerinde bir nokta dedi. Senin hemen söyleyeceğin gereken şey ne olacak biliyor musun? Mesela orası A dediğimize göre buraya başka bir harf vereyim. B'ye sıfırdır diyeceksin. Yani ordinatı sıfırdır diyeceksin. Yeni bir bilinmeyen karıştırmayacaksın. Çünkü zaten sen ordinatı ne olduğunu sıfır olduğunu biliyorsun. Şimdi burada da tek tek onları ne yapmış? İzah etmiş. İşte burada bir ifade var. X eksenine olan uzaklığı. İşte bir noktanın mesela şurada bir nokta verdi. Bu noktanın X ekseni olan uzaklığı dediği zaman Y'sinin pozitiftir. Mesela şöyle yapalım. A'ya B noktası demiş. Bu A'ya B noktasının x eksenine olan uzaklığı buna biz mutlak değer B'dir. Y ekseni olan uzaklığına da mutlak değer A'dır diyeceğiz. Bunu da şöyle bir kutu içine aldık mıydı? Bu da bize ne yapar? Lazım olur. Peki bakalım antik düzlemdeki bölgeler. Evet biz bunları tarif etmiştik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. Eksenler üzerindeki noktalar bölgelere ait değildi. Değil mi? Bu özetleri şimdi burada yapalım. İşte birinci bölgede absiste ordinatta pozitif, ikinci bölgede negatif ve pozitif, üçüncü bölgede negatif ve negatif, dördüncü bölgede pozitif ve negatif. Zaten biz trigonometride de sinüs kosinüs derken aslında biz bunları kullanmıştık hatırlıyorsunuz. Eksenin üzerindeki noktalar herhangi bir bölgeye sayılmazlar. Allah Allah. Kim dedi bunu size acaba? 1.x eksiğin üzerindeyse ordinatı sıfırdır. Allah Allah. Kim dedi bunu? Bir 1.y eksiğin üzerindeyse apsis sıfırdır. Allah Allah. Anladın mı? Yani ben anlatırken de zaten size en detaylı bir şekilde ama bunu hani ezberimsi ifadelerle değil de mantığına dayanarak ne yapıyorum? Zaten ifade ediyorum. Zaten kitabın üzerinde de biz bunları ne yapıyoruz? Not olarak düşüyoruz. Ben ne anlatıyorsam kitabın üzerinde de onların hepsi var arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Diyor ki birim kareleri ayrılmış analitik düzlemde abcd beşgeninin abcd köşeleri şeklindeki gibidir diyor. Şimdi bize ne vermiş? A, B, C, D noktalarını vermiş. Diyor ki bu beşgenin köşe koordinatlarının hepsinin apsisleri ve hem de ordinatları toplamı sıfırmış. O zaman tek tek yazalım bence. İşte burası kaçtır? Eksi 3'tür. Burası kaçtır? 2'dir. O zaman bu eksi 3'e 2 noktası yaptı. Burası 1, 2, 3, 4. Burası 0'a 4 noktası yaptı. Burası 0'a 4. Burası eksi 3'e 2. Burası kaç yaptı? Eksi 2'ye eksi 3 noktası yaptı. O zaman burası eksi 2 eksi 3 noktasıdır. Bir noktada bu. Değil mi? Diğer noktada D noktası 1, 2, 3, 4. O zaman 4'e eksi 2'dir. Bize absisleri ve ordinatları toplamı 0 dediğine göre o zaman bakalım bir. Eksi 3, 0, 4 daha 1, eksi 2, eksi 1 yaptı. Değil mi? Biz bunu 0 yapalım diye artı x eşittir 0'dan x ne geldi? Absisi 1 geldi. Şimdi diğerinde de ne olacak? 2, 4 daha 6, 3 çıkardım. 3, 2 çıkardım. 1, 1 artı y eşittir 0 ise y'si kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. O zaman bizim noktamız kaça kaçtır? 1'e eksi 1 noktasıdır diyebiliriz. O zaman e noktası neymiş? 1'e eksi 1 noktasıymış. Geldik ikinci örneğe. Analitik düzlemde eksenleri paralel olan çizgilerle birim kareleri ayrılmıştır. Tamam. Eksi 2'ye 3 noktası burasıymış. O zaman bu şimdi ne tarafta? 2 birim solda değil mi? O zaman eksi 1 0. O zaman benim y eksenim burada bir şey olacak. 3 birim yukarıdaymış bu. O zaman 2 1 0. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? x ekseni olacak. Burası x ekseni. Burası da y ekseni. B ve C noktalarının apsileri toplamının ordinatları toplamının oranı demiş. O zaman burası 1 2 3 4. Burası 1. O zaman burası 4'e 1 noktası. Burası 1, burası eksi 2. C noktası 1'e eksi 2 noktası. Benden ne istiyor? B ve C noktanın apsiri toplamının yani 4 artı 1'in kime oranı? Ordinatları toplamına oranı. Yani eksi 2 artı 1'e oranı. Bunu buradan çalalım. Yine çözümün üzerine oturtalım. O zaman buradan ne gelecektir? 5 bölü eksi 1'den. Cevabımız kaç gelecektir? Eksi 5 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzdur. Geldik üçüncü sorumuza. Analitik düzlemde noktasının apsisi 5'miş. Yani burası 5. O zaman 3A 4 5 ise A'sı kaçtır güzel kardeşim? 3'tür. Şimdi çıtır çerez çıtır çerez burada önemli olan şey ne biliyor musun? Burada adamın sana söylediğini sabırla ve sebatla anlayabilmem ve ifade edebilmem. Bak burası kolay. Tamam güzel kardeşim kolay zor demiyorum sana. Ama sen oradakileri tek tek böyle sakin sakin ne yapacaksın? İfadelerini bu şekilde matematiğe dökeceksin senden ÖSYM'de müthiş bir matematik istemiyor. Senin anlama bilgini de kontrol ediyor. Hani anladınız mı? Yani bilgini de kontrol ediyor. Noktasının koordinatlarını bulunuz demiş. O zaman A yerine 3 yazalım. B noktası kaç verdi? 3 verdik 4. 3 verdik 9. 6. O zaman bizim B noktamız kaç oldu? 4'e 6 noktası oldu diyebiliriz. Geldik 4'e. Antik düzenli noktasının koordinat eksenlerine uzaklıkları eşit. Hmm, demiştik ki Mesela A'ya B. Hadi A'ya b vermişiz. M'e N diye bir nokta verdim. Mesela bunun X eksene olan uzaklığı için mutlak değer ne diyeceğim? Y eksene olan uzaklığı için de mutlak değer M diyeceğim demiştim. O zaman bu arkadaşların değil mi? O zaman mutlak değer A eksi 3 ile mutlak değer eksi 5 birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. A'nın alabileceği değerler çarpımı demiş. Yani burası kaçtır aslında? 5'tir. O zaman buranın 5 olması için A buradan ya 8 olacak ya da eksi 2 olacak. 8 çarpı eksi 2'den de cevabımız ne gelir arkadaşlar? Eksi 16 gelir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım gençler devam. 5. Antik düzlemde noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı. O zaman ikisini de mutlağın alıyoruz. Bir önceki soruda yaptığımız gibi. Bunların mutlakları toplamı kaç yapıyor? 7 yapıyor. Burası kaç? 3. At öbür tarafa. O zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman mutlak değer P-3 neymiş? 4'müş. P o zaman buradan 7'dir hocam. Ya da eksi 1'dir hocam. P değerlerinin alabileceği değerler çarpımı neymiş? Eksi 7'ymiş diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümü. 6. Keşke hep böyle güzel gitse değil mi? Dik koordinat düzleminin ikinci bölgesinde bulunan. Hmm, ikinci bölgede. O zaman bu arkadaş negatif. Bu arkadaş pozitif. O zaman a eksi 4 küçüktür 0. 2a artı 1 büyüktür 0. Şimdi ben daha sorunun devamını bile okumadım. Hemen gaza gelip devam etmeyelim bekleyelim. Eksenler uzaklıkları da 8'miş. Şimdi o zaman bak burayla benim işim yokmuş aslında. Gördün mü? Eksenlere olan uzaklıkları toplamı. O zaman burası a 4 artı 2a artı 1 eşittir 8'miş. Şimdi şöyle bir hareket yapalım. Şimdi şurayı sildim. Bununla benim işim yok. Şurada bir nokta. Eksi 3'e 4 diye bir nokta. Şimdi x eksenine olan uzaklığı burası mı? Yani y'sinin mutlağı mı? y'sinin mutlağı zaten buna eşit mi? Yani burası da 4, uzaklık da 4. O zaman bu arkadaş mutlaktan aynen çıksın. Değil mi? Şimdi burasının y ekseni olan uzaklığı kaç birim? 3 birim. Yani bana verdiği apsisin zıt işaretlisi. O zaman ben de a eksi 4'ün mutlağını eksi a artı 4 diye dışarı çıkarayım. Ve bunların toplamı 8'miş. O zaman buradan ne yaptı? A artı 5 eşittir 8. A da kaç yaptı kardeşim? 3. A noktasının koordinatları toplamı demiş. O zaman A noktasını baştan yazıyoruz. A'ya 3 verdim. Eksi 1. 3 verdim. 7. Gerçekten ikinci bölgede çıktı mı? Çıktı. Ne istiyor? Koordinatları toplamı. O zaman eksi 1 artı 7'den... 6. sorunun çözümü 6 çıktı. Hatırlatırım. Bu da son Hoca'nın ikinci uğur sayısı. Hadi bakalım devam. 7 dik koordinat düzleminde A ve B noktaları eksenler üzerinde. Hmm, eksen üzerinde. O zaman x ekseni üzerinde olan noktaların y'si 0, y eksen üzerinde olan noktaların da x'i 0'dır. Şimdi bu arkadaş zaten x'i 3 ise o zaman burası abi 0'dır. Burası 7 ise a burası da 0'dır. O zaman a buradan kaç gelir? 6. B kaç gelir? Eksi 2. Ne soruyor sana bu kuzen? A çarpı B'yi. Ne yapar o zaman? Eksi 12 yapar diyoruz. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Hadi bakalım, geldik 8 sorumuza. 8 sorumuza bize diyor ki, dik koordinat düzleminde noktası eksenlere eşit uzaklıkta. O zaman noktası eksenlere eşit uzaklıktaysa, o zaman 2a eksi 6'nın mutlağı eşittir. a artı 12'nin mutlağına. Bilmiyorum. Değil mi? Mesela şöyle bir yorum yapabilirim. Eksenlere eşit uzaklıktaysa o zaman benim doğrum, noktam bunun da üzerinde olabilir, bunun da üzerinde olabilir aslında. Yani bak ya bunun üzerindedir ya da bunun üzerindedir. Sonuçta bakın eşit uzaklıktalar. Bu doğrular y eşitir x doğrusuydu galiba. Y eşitir eksi x doğrusuydu galiba. Ön bilgi verelim. Yani o zaman biz diyeceğiz ki ya bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. Bak zaten bak onu diyorum şu an farkında mısın? 2 ax x 4 eşittir a artı 12. a kaç yaptı? 18. Ya da zıt işaretleri diyeceğim ki o zaman şu sarının üzerinde olacak. Oraya da ne diyoruz? 2A eksi 6 eksi A eksi 12. Buradan 3A eşittir. Eksi 6. A da kaç gelir güzel kardeşim? Eksi 2. Bu eksi 2 bu 18. Değerler çarpımı 18 çarpı eksi 2'den cevabımız ne oldu? Paşa paşa eksi 36 oldu diyoruz. Bu da 8. sorumuzdu. Bakın gördünüz mü? Verdiğimiz info tam da yerine cuk diye oturuyor. Tam da yerinde geliyor. Yani buradan böyle bir anlam da çıkar. Noktaları eksenle eşit uzaktaysa o zaman y eşit x doğrusu üzerinde ya da y eşittir işte, eksi x doğrusu üzerinde diye bir anlam da çıkar. Zaten mutlak değerde ne yapıyor? Bizim söylediğimizi doğruluyor. Geldik 9'a. Analitik düzlemde noktası orijinde olduğuna göre yani noktası orijinde olduğuna göre demek aslında ben orijinim demek ki. Yani. Değil mi? O zaman burası da 0. Tabi böyle yazamayız. Burası da 0. Burası da 0. O zaman 3x eşittir 4y y eşittir de 3. y'ye 3 verirsem x'i de 4. E o zaman çıktı 4 kere 3 kaç geldi? 12 geldi diyebiliriz. Bu da 9'un sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Dik koordinat sisteminde noktası 3. bölgedeymiş. Yani burası eksi burası da eksi. Tamam. Başka detay var mı? Yok. O zaman bu arkadaş negatif bu arkadaş pozitif. A artı 3 negatif. B eksi. Salladım değil mi? Yok hiç sallamadım. Aşk olsun. Hiç sallar mıyım ya? B7'den küçük, A eksi 3'den küçük. Peki A artı B'nin alabileceği en büyük tam sayıları nedir demiş. Hocam bak ben sana söyleyeyim mi? Öğrenci çözümü. Bunu böyle yapmayan öğrenci nadirdir. Hocam bu eksi 4. Bu da 6. Toplamları 2. En büyük alabileceği 2. Bye bye. <laughs> Niye biliyor musun? Bir kere sonraca milli bir atasözü var. Der ki first of all you must look the name of the function. Be adam, be kızım, be evladım, be kızanım. Sen çalıştığın kümeye baktın mı? Yok. Yapıştır dedin. Hocam ama tam sayı diyor zaten. Bak ben duyar gibiyim size. Tam sayı diyor da. Be evlat. Toplamları tam sayı diyor. A ile B tam sayı demiyor ki. O zaman ben ne yapacağım? A eksi 3'ten küçük. B de 7'den küçük. Bunları toplayacağım. A artı B nereden küçük? 4'ten küçük. Bu şart sağlayan en büyük tam sayıları kaçtır? 3'tür. 2 değildir. First of all, you must look the name of the function. Bak atasözü gibi. O kadar net. Tamam mı? Önce çalıştığın kümeye bakıyorsun. Çalıştığın küme ne kardeşim biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman en genişinden alacaksın. Sen nereden biliyorsun A'nın eksi 3,1 olmadığını ya da B'nin 6,9999 olmadığını? Ağzım dolu kadar o kadar sayı değil yani değil mi? Uçarım sana. Uçarım ona göre dikkat et. Çalıştığın kümeyi bilmeden tam sayı diye atlama. Geldik 11'e. Nokta sanatik düzenli ikinci bölgede bu arkadaş eksi bu arkadaş artı eksi m eksi ise o zaman m artıdır. Nm pozitifmiş m pozitifse o zaman n de pozitif. Tamam en de pozitif M de pozitif. O zaman artı artı burası artı geldi. E bu da artı oldu. O zaman B noktası kaçıncı bölgededir? Birinci bölgededir. Bence çıtır çerez soruydu. Çok da yorum yapmaya gerek yok. Geldik 12. Ye. Noktası koordinat düzleminde üçüncü bölgede ise o zaman bu arkadaş da eksidir. Bu arkadaş da eksidir. Şimdi A küp B üzeri 4 eksi A üzeri 5 B küpte eksi. Hocam 3. bölgede ise buradan A'sının yani eksenler üzerinde olmadığını biliyorum. Doğal olarak A'nın ve B'nin sıfır olma şansı yok. O zaman bir sayının çift kuvvetini aldığınız zaman bu pozitiftir. O zaman A küp eksidir. A küp eksi ise buradan A'yı ne buluruz? Eksi buluruz. A eksi ise o zaman burası eksidir. O zaman burası artıdır. Bir şeyin kübü artıysa kendisi de nedir? Artıdır. O zaman şimdi istersen değer sıkarsın buraya. istersen de işlem yaparsın. Şimdi artı bir sayıdan. Şimdi B neydi? B eksi A. Hop 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 hop. B eksi A'ya A'ydı değil mi? Şimdi şöyle yapalım. B sayısı nasıl bir sayı? Artı, eksi, eksi. Çıkarmak demek ne demek? Eklemek demek. O zaman burası pozitiftir. A negatif. O zaman bu kaçıncı bölgede? Bence dördüncü bölgede. O zaman bizim 12. sorumuz dördüncü bölgede olan bir noktaymış B için. Geldik son hocanın uğurlu sayısına ve aslında dersinde son sorusuna. Bunu ben sürekli söyleyeceğim. Ne kadar megalomansın diyebilirsin. Bu kadar olmaz hocam. Kafamız, aklımız oraya gidiyor. Derse odaklanamıyoruz diyebilirsin. Ya haklısın da ya ne yapayım yani. 13 ve 6 görünce dayanamıyorum. Peki tamam. Aa bak burada da 6 0 var. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Soruları biz mi yazıyoruz ne acaba? Peki, peki. Yukarıdaki dikordan düzlemine yerleştirilmiş özdeş 3 tane dikdörtgen verilmiştir. Namı mı diğer? O zaman kısa kenarları eşit diyor. Doğru mu? Uzun kenarları da eşit diyor. O zaman bak burası 6 geldi. O zaman burası da 6, burası da 6. B noktasının koordinatları çarpım demiş. Bak burasının o zaman şu şekilde düşünürsek burası eksi 6'dır. Şurası 6 birim çünkü. Doğru mu? Aynen. Şimdi mesela şurası A, şurası A. Doğru mu? B noktası e, bir şey söyleyeceğim. Burası A değil mi? Evet. O zaman bak buranın tamamı 6 ya. O zaman şuraya ne kaldı? 6 eksi A kaldı. Neresi? Şurası. E şunu da birleştirirsek. Şurası aslında total olarak şurası ne yapmış oldu? Burası da 6 yapmış oldu. O zaman burası da 6'dır. O zaman B noktası kaça kaçtır? Eksi 6'ya 6 noktasıdır. Eksi 6 ile 6'yı çarparsanız ne yapar? Eksi 36 yapar diyebiliriz. Bu da analitikteki ilk dersimizi, nokta analitiğinin ilk kısmını yaptık. Şimdi ikinci dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaklaşık 3 sayfa çözdük. Böyle part part şekli ilerleyeceğim. Hani videolar çok da uzun olup canınızı sıkmasın. Hani durdursunuz, bitirirsiniz. İsterseniz ben hızdan daha çok bunu seyredeyim derseniz hemen bir sonraki videoya geçiş yaparsınız. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.